Dikle başladı. İşte arkadan Bodrum devreye girdi. Sonra Antalya muhteşem girdi. Onun için hep iyi iş turizmle başlar turizm. Evet, turizm yani, Erdek'te mi başladı? Tabii yani ilk turizm. Neler oldu orada? Efendim? Neler oldu orada? Ben biraz hayatta da yani şansım var herhalde. Ben Erdek'te turizm başladı derken kamplar vardı orada. Devlet kampları. Şimdi Erdek gelince aklıma şeyler geliyor. Lafınıza girmiş gibi oldum da böyle Erdek sahili geliyor orada. Çok güzel bir sahildi. Deniz o zaman evet, çok temizdi. Orada kamplar vardı. Tabii küçük küçük de aile otelleri vardı. Pansiyonlar vardı. İlk turizm orada başladı. Ben de herhalde şanslıyım yani. Elimizde bir küçük radyo vardı orada. Ben dedim ya işte orada Erdek Spor'da oynadım. 39'da gol attım. Sonra işte Şeker Spor'dan da Bandırma Spor'a gittim. Yani ilk turizmin patladığı anlar belki turizm ben damarlarımı oradan girdi yani. İşte yazın da bilhassa Temmuz Ağustos ki Türkiye'de turizm ne olursa olsun hep Temmuz Ağustos'tur yani. İşte okulların tatil olması, insanların izin alması. Onun için Erdek'te çok güzel günler yaşadık. Erdek muhteşem bir yerdi. Keşke turizmde daha fazla şey alsa. Onu da bir gün anlatırız yani. Orada Erdek'e çok güzel şeyler yapacaktım ama olmadı. Kısmet olmadı. Sonra tabii işte Bodrumlar, Kuşadaları filan öyle turizm. Yurt dışından geliyor. Turist geliyor mu derdi? Geliyordu Almanlar. Getirdi mi? Ama o kadar değil tabii. O kadar değil. Ben bir hamle yapmak istedim. Onu başka bir programda uzun uzun anlatırız. Sevgili Sinan Vardar, inanılmaz bir haftayı geride bıraktık. Evet. Başakşehir 3 puan farklı öne geçti. Evet. İkinci Trabzon 49 puanı var. Galatasaray yine 49, Sivas'ta 49 takip ediyorlar. İlk 4 takım inanılmaz bir mücadele yani yukarıda için. Yukarıda aşağıda da tabii büyük bir mücadele tabii var. Beşiktaş potaya girdi diyebilir miyiz bilmiyorum ama 43 puan var. Tabii temennimiz potaya girmesi. Yani ligin de heyecanlı olması için yani 4 takım, 5 takım, 6 takım son maçlara kadar ezeli rakibet de çok mühim tabii. Böyle olursa tabii ligde heyecan verecek. Daha çok heyecan verecek. Şimdi herkes pazar günü derbi maçını bekliyor tabii. Evet. Galatasaray Beşiktaş maçı. Şöyle yapayım. Devam ediyorum puan durumuna. Alanyaspor, Çaykur Rizespor beraberliğiyle 40 puan oldu. Fenerbahçe yine kötü bir haftayı geride bıraktı. Yani son ya o kadar üzüldüm ki Erce. Neye üzüldün? Tabii ki ben Beşiktaşlıyım yani. Evet. Ama benim zaten geçen şeyde de anlatmıştık değil mi? Vefa Bey'in bana teklif yaptığını falan. Neyse Fenerbahçe Galatasaray'da da dostlarımız var. Ama maçta o maçta yani son dakikada işte Fenerbahçe gol attı. Yani o seyircileri görünce o ağlayan kadınları falan yani çok üzüldüm yani bu çok da kalabalık değil mi? Yani büyük bir rekabet var ama bugün Fenerbahçe olmasa Beşiktaş olmaz. Beşiktaş olmasa Fenerbahçe olmaz, Galatasaray olmaz. Yani 3 tane büyükün rekabeti sonra Trabzon'un tabii ki Bursa'nın diğer takımların da büyük katkısı olmuştur ama onun için hakikaten çok üzüldüm. Üzüldüm derken tabii ki öyle Fenerbahçe aciz bir durumda değil. Ben her zaman burada da söyledim geçen hafta. Fenerbahçeliler hiç endişe etmesin. Sportif başarı her zaman gelir. Antrenör 3-4 tane de iyi oyuncu alır o gelir ama. Biz bu hafta daha sen devam edeceğiz mi o şeye puan cetveline falan yoksa? Benim mi? Fenerbahçe çok sanki ezeli rakipler de üzülüyor galiba değil mi Fenerbahçe'ye? Tabii ben de bu hafta şey oldu Erce benim biliyorsun yani damarda kanlar kaynadı. Pazar günü açtım hava da çok güzel. Onu soracaktım abi. Evet. Ya dedim nereye Edirne'ye gideyim dedim bir Alibeyköy maçı var. Çengelköy'ün bizim orada maçı vardı. Baktım bir yerden de haber geldi sağ olsunlar. Ha dedim Fenerbahçe Beşiktaş 14, 15, 16 3 tane maç var üstte. Evet tamam, pazar güzel. Sonra gittik orada divanda oturduk işte bir yemek falan yedik arkadaşlarla. Oradan da maça gittik. Önce Cemil kardeşime çok teşekkür ederim. Bizi orada muhteşem şekilde ağırladı sağ olsun. Zaten hani bu rekabet vardır ya mesela yukarıda hırgür olur, şeref türbünü olur ama biz altyapılarda ben yıllarca altyapıya hizmet verdiğim için Florya'da da, Derayzı'nda da onlar geldiği zaman Fulya'da biz hakikaten çok coşkulu bir şekilde hatta maçlar biter beraber çok zaman yemekteymiş. Tabii. Cemil kardeşim ve arkadaşlar çok güzel karşıladı. Sonra ne oldu biliyor musun? Beşiktaş takımı U15 takımı 3-0 mağlup biz İlk sahaya kere. Geldiğimizde. Herhalde bizde de ayak var ha. Maç 4-3 galip geldi Beşiktaş. Ya yani inanılmaz son dakikalar oldu. Son saniye işte son 2 dakika bir gol daha attı. 4-3 yendi. Ya sonra ama esas ben hedef maçta bir 16 yaş grubuydum. Evet. Erce orada Beşiktaş'ta duydum çok iyi. Sonra Melih'i ben ama Melih bir üstte oynuyormuş Fenerbahçe'de. Melih'le Ömer Faruk var. Bence Fenerbahçe teknik adamları
en kısa zamanda bu iki çocuğa inşallah A takımda yer verir. Hem milli takımımız için çok yetenekli. Hem Meli hem siz Ömer bahsediyorsunuz Faruk. Her hafta. Evet. Bizde de Azat diye bir futbolcu var. Sadece bir patlaması var. Sanki böyle Cemil'i andım biliyor musun? Böyle çok kısa yerde öyle bir patlıyor ki mermi gibi toplara vuruyor. Duyduklarımın üç katında bir Azat seyrettim. Egemen de stoper olarak. O ikisi zaten 16 yaş milli takımda. Yine Ege diye bir ortası. Onu çok iyi basıyor. O çocuk sakatmış. Onu seyredemedik. Üç Ege Demir. Ege Demir. Ya bunların üçü Beşiktaş'ın geleceği. Tabi bu hafta bizim Oğuz, Gaziantep'te, Kenan, efendim söyleyeyim, Adana Spor'da Kaptan Mehmet, Altay'da Özgür, Özgür, daha başkaları da bizim Befam'dan çıkan Beşiktaş futbolcu. Keşke ama futbolcu, inan ki Beşiktaş takımda oynayacak futbolcu. Bunun gibi daha birçoğu. İbrahim Kaşlar falan yani. Ama inşallah bu çocuklar kaybolmaz. Ben de zaten yöneticilere bugün de telefon ettim. Sayın Başkan'ı da aradım. Bilhassa Azat için. Yani Azat'ı mutlaka Beşiktaş en kısa zamanda profesyonelde yapsın. Müthiş bir yetenek geliyor yani. Yurt dışında görüyoruz. Dortmund'da olsun. Birçok Hollanda kulübünde de var. 16 yaşında oynatıyor. 16 yaşında oynatıyor. İnşallah Sergen Hoca kendisi de altyapıdan geldiği için herhalde bu futbolculara dikkat edecektir. Ben de kendisine de zaten bu konuda bir şey yapacağım. Sevgili seyirciler, telefon numaramızı bir kez daha söylerim. 0533 604 607 2604 607 2604 0533 607 2604 bu numaraya WhatsApp atın. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili Sinan Vardar sorularınızı cevaplayacak. Twitter'da çok iyi gidiyorsunuz. Twitter'da evet ya, o resmi de koyduk, bayağı 77 bin kişi falan. Çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar takipçilerim. Resim neydi? Biz orada maçta çok işte aktif görüyorum sizin sosyal medyada. Bizim şey altyapıda teknik sorumlu Yasin, bir de kongre üyemiz vardı Nuri Bey. Onlarla beraber bir resim çektik. Onu da ben Twitter'a koydum. Bayağı bir takipçiler sağ olsunlar şey yaptılar. Bu Fenerbahçe'yle ilgili sorular geliyor. Ezeli rakipler Fenerbahçe'nin bu durumda olmasını üzülüyorlar diyor. Her kulüpte oluyor galiba değil mi böyle durumlar? Yani zaman rakipler mi üzülüyormuş? Rakipler bile üzülüyor diyor. Evet, şimdi abi Fenerbahçe bir takımla oynarsa stat daha çok kazanıyor değil mi? Evet. Bir Anadolu'ya gitse stat doluyor. Buraya gelse yine onlar geliyor maça. Hı-hı. Rakip taraftar. Bir sembol tabii ya. Fenerbahçe olmak kolay değil ki yani bunun Türkiye'nin. Sevgili Sinan Vardar, yönetmen arkadaşlarımız uyarıyor. Bu Fenerbahçe maçına gitmişsiniz. O. Evet. U15, U16 maçlara. Evet. Onunla ilgili bir kasetimiz var. İstiyorsanız bir onu izleyelim. Olur. Oradaki görüşler, oradaki görüntüler. Demin anlattık ama bir daha anlatırız. Fenerbahçe Derazı tesislerindeyiz. Her zaman altyapılarda büyük dostluk var. Ben Cemil kardeşime çok iyi karşıladılar bizi. Geldik. 16 yaş takımımızın metini çok iyi duydum. Geldim seyredim. Burada da Egemen olsun, Azat olsun. Birkaç tane de ileride inşallah yıldız olacak futbolcu var. Onları seyredeceğiz. Bundan evvelki maçta da Beşiktaş 3-0 mağluptu. Üzüldük. Fakat sonra 4-3 yendi 15 yaş takımı Fenerbahçe'yi. Güzel bir maç oldu. Heyecanlıydı. Şimdi bakalım bu maçı da canlı seyredelim. Sonra da programımızda, YouTube programımızda bu maçtan daha detaylı da bahsedeceğiz. Yanımızda da kongre üyemiz Nuri Bey var. Onun da torunu var bizim 16 yaş takımında. Hanımefendinin de herhalde değil mi? Torun mu var? Oğlusu var, oğlu var. Bizim tabi Beşiktaş'ta mı oynuyor? İsmi ne? Mauro. Mauro kadar. Mauro. Ha, o da bizim İspanyol, İtalyan. İspanyol, İtalyan, karışık Türk ama. Evet. Mauro da çok yetenekli. Şimdi bakalım hepsini seyredelim değil mi? Evet. Sevgili Sinan Vardar, bu altyapının değişik bir kokusu var değil mi? Valla şimdi zaman ayırıp filan yani bunlara da ben arkadaşlarıma teşekkür ederim, bize yardımcı olan teknik ekibe de.
Şimdi bir tek gayemiz var. Altyapıya ilgi çekmek. Yani Türk futbolunun çünkü tek kurtuluşu bu kulüplerin ekonomisinden kurtulmalarının tek sebebi şeyi gerçek bir sebep altyapıya önem vermek, üretmek. Hı. Üretip de satarsan kulübü kurtarırsın. İşte Trabzon diyoruz 30 milyon Burak kaleciye veriyorlar işte Abdülkadir filan. Ya bak futbolculara yani şimdi çarp 60 milyon euro gelirse 6-7-42 borcun yarısı silinecek iki futbolcu. Ya bu kadar güzel bir şey olur mu? Çok ya? İyi bir matematik. Oynatma kardeşim 35 yaşında adamlar. Ne kazanıyorsun ya? Ne yapıyorlar ya? Çıkart gençleri oynat ya. Bu cesaret işi mi? Altyapıdan oyuncu çıkarmak. Ya bilmiyorum vallahi. Önce ben hayretler içindeyim yani. Niye bunu yapmazlar? Vallahi hayret ediyorum ya. Değil mi? He? Yani burada seyirci ya de kabahatlı. Bir yabancı futbolcu geldi mi onlara daha büyük ilgi var. Yani altyapıya. Ama işte biz gitti oyun seyrettik maç çok güzel oldu. Hı hı. İşte buraya tabii yöneticiler de orada da bir genç bir arkadaşımız var Beşiktaş'ta. O da çok ilgileniyor altyapının başında şu anda. Biz de ben de gerekli her türlü desteği de vereceğiz. Fırat filan. Yani hepsine desteği vereceğiz. Ama dediğim gibi yani artık bütün camialar altyapıya önem vermiyor. Şimdi dikkat ediyorum. Altınordu'nun mesela Burak İnce var. 16 yaşında. Evet. Ravil var. O da Ravil ya. 16 yaşında süper oynuyor. Birincilik. İşte Azat'la işte. Egemen'le aynı yaşta. Doğruyu bulmak ve yürek. Ne oldu? Bak gittikçe de iyi oynuyor çocuk. Evet. 16 yaşında. Altınordu yine iki tane pazarlar bu sene. Hadi evet. Alttan iki tane daha getir. İşte olay bu ya. Her şey değil mi? Niye yapmazlar bilemiyorum. Aklım almıyor. Bir